Selamünaleyküm arkadaşlar. İftara tam bir saat var arkadaşlar. Şimdi ben de iş bitti arkadaşlar. Tamamen bitmese de yani şu an bitmiş sayılır. Kayraktaşı falan. Böyle bitmiş halini göstereceğim şimdi size. Aron. Timsah. Sus. Buraya gel bakayım Reyna. Buraya gel. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Çabuk gel. Niye vampirlik yapıyorsun orada kızım? Ha? Niye orada vampirlik yapıyorsun? Reyna. Varon. Gel bakayım oğlum. Gel oğlum bakayım. Gel buraya bakayım. Buraya gel bakayım. Gel oğlum. Çamaşırları genişlemeye başladı. Büyümeye başladılar bak. Şunu gerçi Paris mahvetti ama yine kendini toparladı yani. Şu bizim bir karayemiş vardı arkadaşlar. O maalesef kurumaya başladı. Kendini toparlamıştı bayağı ama bu havalar çok. Ben de su vermeyi unuttum. Sıcaktan biraz mayıştı yani. O gitti herhalde. Ben başka bir karayemiş yapacağım sizin için. Bu demirciyi bekliyoruz arkadaşlar. Mahmut Usta vardı. Buraya kapısını yapacaktı ama gelmedi. Gelecek inşallah. Malzemeyi al dedi geleceğim ama malzemeyi aldık. Herhalde işleri var. Demirler burada. Yukarıda çocuklar var, köpeklere böyle şey yapıyorlar. Köpekler de şimdi alışkın değil ya, alışırlar zaten. Birkaç haftaya alışırlar. Böyle şişt, ne yapıyorsun lan? Tak! Gebertirim seni ha. Paris! Toprağı kazıyor, dışarı atıyor ya. Başka yer bulamadın. Ne oluyor oğlum?
Lady'yi bağladım çünkü yukarıdaki çocuklar korkuyor. Yani Lady zarar vermese bile korkuyorlar. Şimdi onlar çay kesmek için geldiler. Çay bitince tekrar gidecekler. Çay başlayacak herhalde birkaç güne başlar herhalde. Bella da çok tepkili yabancılara. Onu da bağladım. Baron'un yanına bağladım ama şimdi Reyna biraz kızıyor ona. Şimdi ben eve gireceğim ya arkadaşlar, o yüzden yani dışarıdayken koyuyorum yanlarına. Ama ben eve girince yani ne olur ne olmaz diye, aklım orada kalmasın diye bağlıyorum. Evet arkadaşlar, burayı da Allah'ın izniyle bitirdik. Yani burada artık yapılacak hiçbir şey, yani kayrak taşı adına bir şey kalmadı. Ben çok beğendim. Ustaların eline sağlık. Kemal Usta burayı yaptı zaten. Güzel bir şekil verdi buraya. Burayı böyle kapladık ama şimdi arkadan göstereceğim size. Yani şimdi demir işine gireceğiz işte. Kamelya, korkuluk, oturaklar. Onlar gelecek. Onlar da birkaç güne gelecek inşallah. Orhan abi hazırlıyor onları. Şu aşağıya gidelim. Orada duvarı da göstereyim size. Duvar da bitti yani. Ama boyası kaldı tabii. Kuruduktan sonra boyası yapılacak. Bakın bu hani kaya parçası gibi taşlar koyulmuş üst üste gibi. Taş deseni oldu bu duvar. Yani böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Düz beton duracağına, düz beton hoşuma gitmiyor yani. Şöyle bakın. Şimdi şu üst kısım boyanacak zaten. Üst kısmı boyayacağız. Burası, şu alt kısmı da boyayacağız ama şuralar düzenlenecek yani. Buraya yine bir ağaç falan dikebiliriz. Mandalina falan, o tarz bir şeyler. Meyve ağacı. Şu kısmı zaten değerlendireceğiz yani meyve ağaçlarıyla. Şunlar, bakın bunlar o suyun gelme noktaları. Kayanın içinde su birikirse topraktan çeken su buraya gelecek, buradan akacak yani. Şimdi bu boyanınca arkadaşlar daha da güzel olacak inşallah. Daha sonra zaten buralar temizlenecek. Şu tahtaları falan alacağız buradan. Burası da aynı şekilde. Temiz bir görüntü olacak burada. İnşallah. Şu demir korkuluklar ve kamelya bir yapılsın. Kum zaten kalkacak buradan. Yani bayağı yorulduk ama arkadaşlar gerçekten değdi. Şuradaki avlunun güzelliği yani tabii tamamen bitince
bayağı bir insanın beğenisini kazanacağına eminim. Ben çok beğendim. Zaten birçoğunuz beğeniyorsunuz, Allah razı olsun. Ama beğenmeyen de bu bayrağı bile beğenmiyor yani. Yani bir bayrak beğenilmez mi bilmiyorum ya. Yurt dışında olan yabancı insanlar bile videolarımda Türk bayrağı yorumlarda hep Türk bayrağını koyuyorlar. Onlar bile Türk bayrağını beğenirken bizim içimizdeki hainler beğenmiyor. Onlara bir şey söylemek istiyorum. Onlara söylemeyeyim, neyse. Yani şurayla bence şuranın uyumu çok güzel oldu arkadaşlar. Yani canlı canlı görmüyorsunuz tabii, videodan görüyorsunuz. Canlı görenler daha güzel, yani onları daha iyi anlıyor da şimdi videodan burayı görüyorsunuz, bu açıyı görmüyorsunuz aynı anda. Gerçi buraya bir GoPro'nun açısıyla video çekeceğim. O daha çok daha fazla bir açıyla çekiyor. Şimdi şuradaki şeyleri kaldıracağız tabii. Tuğla piketler var orada. Çimento falan kaldı. İlk defa çimento arttı yani, bir 5-6 torba çimento arttırabildik. Onu da şimdi kullanırız bir yere de. Ama yani buradaki iş bitti, arttı yani. Bu burayı temizleyince daha güzel olacak. Şu tahtalar falan, bunları kaldıracağım buradan. Hiç boş vakit olmuyor. Boş vakit olmadığı için yani sıra bunlara gelmedi yani. Bunları kaldırarak videoyu çeksem daha güzel olurdu ama olsun, onları da kaldırırız. Şimdi akşam yani iftara bir saat falan var. Belki de daha az kalmıştır yani. Arabayı da buraya çekebiliyorum yani artık. Burası boşaldı arkadaşlar. Bayağıdır araba şuraya girmemişti yani. Şimdi şuraya da şu işler bitsin tabii daha sonra. İleriki zamanlarda yani, şimdi düşünmüyorum da. Şuraya demir kondisyondan bir garaj yapabiliriz araba için. Yani araba tam şu duvarın dibine girebilir. Bunu daha sonra projelendireceğim. Şimdi değil. Şu mandalinalar falan dikilsin. Şu üste biraz daha toprak gelecek. Orayı tam düzelteceğiz Cüneyt'le. Ondan sonra bakacağız o garaj işine. Odunluk zaten var ama odunluğa şu an başlayamayız. Çünkü arkadaşlar yani biraz daha şu odunları azaltmamız lazım. Olmadı odunları ne yapabilir? Odunları aslında aşağıda atabiliriz yani. Şu aşağı yani altına koyup orayı yapıp tekrar yukarı atabiliriz. Odunun yarısı bitti. Odunluğu yaptığımız zaman daha güzel olacak yani. Odunluğun çatısı şu saçlardan olacak. Böyle dağınık bir görüntü olmayacak arkadaşlar. Bir orası kaldı şimdi burayı bozan. Onu da yapacağız ama şu ayağımızın altındaki pislikten kurtulduk yani. En azından kumu, çakılı, taşı maşı. Ondan kurtulduk şimdilik. Ama alan çok güzel oldu yani, köpekler daha video çekemedik ama köpekler burada koşturuyor, oynuyor, çok güzel oluyor. İnşallah video çektiğimiz zaman da görürsünüz köpeklerin rahat ettiğini koştururken falan. Yani önceden köpek koşarken ben diyordum bir yere takılacak, bir şey olacak, şimdi içim rahatladı. Şu arkalar bile artık tertemiz yani, şu tahtaların arkası, o tahtaları oradan alacağız. Tahtaları şuraya koyacağım ama çatı yapıldıktan sonra burada öyle tahtaymış, kummuş, bilmem ne, hiçbir şey olmayacak yani, bomboş. Suyu dök, yala yani. O derece olmasını istiyorum. Şu kayrak taşından biraz arttı arkadaşlar. Onu da şuraya ben kendim toprağın üstüne falan şöyle aşağı doğru bir yapacağım bir stil.
kendim yani benim hoşuma gidiyor ama tabii bu kadar iş yapılmaz. Burada bir dünya iş var. Şöyle ufak tefek yerlere kendim yapacağım yani keyfe keder öyle bir şeyler yapacağım. Oraya ayırdım onları. Şu arkaya da koydum. Arkaya da yapacağım. Şu arkada yol var aşağı inen. Patika yola da kayrak taşı koyacağım. Tabii onlar daha sonraki işler ya. Şu işler bitsin, kafamız bir rahatlasın. Daha sonra onu yapacağız. Şimdi her taraf yeşilliyor artık yaz geliyor yani bahar yeşil yani buraya farklı bir ton katıyor bence. Bu yeşil olmadığı zaman herkes yeşili mahvettin diye bize yazıyordu ama yeşil burada arkadaşlar bakın her taraf yeşilleniyor. Yeşil burada yani yeşil şu yerdeki şu tarz diyelim çimen olan yeri kayrak taşı yaptık. Yaptığımız o yani başka burada şimdi... Onu çok görüyorum ben yorumlarda. Ona da tekrar bir açıklık getireyim. Yani arkadaşlar burada şu alan taş oldu değil mi yani? Şu alan taş oldu. Bakın onu da doğal taş yaptık yani beton falan demeyin. Bu taştır yani. Şu aradaki betonları diyorsanız o ayrı bir şey. Ama bu taş yani. Şimdi burada şu alttaki diyelim şu seviyede çaylık vardı şu. Şu seviyede şuralarda çaylık vardı. O çaylığı kapattık. Beton yaptık. Üstünü kayrak taşı yaptık. Buraya böyle bir alan yaptık. Yani o çayın yeşili yani o çayın yeşilini burada böyle bir yer yapmak doğayı katletmek oluyorsa söyleyecek bir şey yok. Yani o zaman nereleri katletiyorlar? Katledilen yerleri herkes biliyor. Biz sonuçta burada kendimize bir alan yaptık yani kayanın uçurumun kenarında olmayan yeri yer yaptık. Yani burası olabilecek bir şey değildi bakın burası tamamen uçurumun kenarı yani şöyle baktığınız zaman acayip yüksek bir yer bakın şöyle geldiği zaman anlayabiliyorsunuz yani. Uçurumun kenarını yer yaptık güzel de oldu. Sadece şu bazı çimli yerleri işte kapatmış olduk. Anladınız mı arkadaşlar? Burada yoksa başka bir yeşili katletmek yok. Abartılara kanmayalım yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.